Dilimiz mübarek olsun. Filistin'le alakalı çok önemli bir gelişme yaşanıyor. Bunu sizinle paylaşacağım. Çünkü Starbucks milliyetçisi olmayan, Ümit Özdağ'ın peşinde gezmeyen, içerisinde zerrece insanlık olan herkesin gönlünün Filistin'den yana olduğunu biliyorum. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanma süreci başladı. Yarın İsrail'in avukatları savunma yapacaklar. Bu durumun korkusu Netanyahu'yu öyle bir sardı ki bugün açıklama yapıyor. Biz orada kalıcı değiliz. Bir mücadelemiz var. Sonrasında geri çekileceğiz. Herkesin iyiliğini istiyoruz gibi ifadeler kullanıyor. Tabii ki şunu da belirtmem gerekiyor. Bu tarihte ilk defa yaşanan bir durum. Bugüne kadar İsrail ilk defa yaptığı şeylerden dolayı bir mahkemede yargılanacak. Ümit ediyoruz ki o yargılamanın sonucu da olması gerektiği gibi olacak. Sürecin başını çeken ülkeyi de söylemek lazım. İsrail'i burada dava eden ülke Güney Afrika. Buradan bu mücadeleyi yapan herkese biz teşekkür etmekle beraber şu gecenin hürmetine adaletin dünyada bir defa da olsa günümüzde şöyle bir tecelli ettiğini inşallah görürüz. Amin diyelim.